Sevgili aslan burçları, ay burcu aslan ve yükselen aslanlar. Bakalım sizleri neler bekliyor bu hafta itibariyle. Bir pazardan bir pazara başlıyoruz arkadaşlar. Aslan burçları, sizin uğurlu gününüz pazar biliyorsunuz. Pazar günü bir zikre başlarsanız hayır ve bereket görüyorsunuz. Dualarınız daha çabuk duyuluyor. O gün mesela yıldızname açıyoruz. Kötü giden bir durum varsa iyiye dönüyor. Pazar size güç veriyor. Şüphesiz hepimize güç veriyor. Güneş günü, Şems günü ve haftanın ilk günü. Yeni takibi alan genç kardeşlerim olabilir, yabancı insanlar olabilir. Haftanın ilk günü pazardır arkadaşlar, astrolojik anlamda, yani göksel anlamda. Bizi cesaretlendiren, hayat veren güneş sarı rengi de temsil edilir. Cömertliği temsil eder. Bütün hayatı ve hayatın bütün alanlarını kontrol etme ve güç kazanma demektir. Cömertliktir, yüce gönüllülüktür. Yaşama sevincidir güneş arkadaşlar. Öyle bir gün. Hadi hayırlı olsun bu pazar gününüz. Öncelikle yükselen aslan, benim gibi normal aslanlar, güneş burcu aslanlar, ay burcu aslanlar. Ya da güneşi birinci evde, yani anneler der ya, sen sabaha karşı doğdun oğlum ya da sabaha karşı doğdun kızım, güneş birinci evdedir. Onlar da aslan özelliği taşırlar. Evet, aslanı ne çok övgüyle bahsettim değil mi? Hadi bakalım. Neler var? Vallahi aslanlar, övgüyü hak ediyorsunuz. Eşinizle, çocuğunuzla mutlusunuz. Aslan cömert, sofra kurmayı sever, evlatlarını sever, çocuk demek. Kendi evladı dışında herkesi de sever. Böyle bir harika insanlar ya, aslan özelliği taşıyan herkese diyorum, kutluyorum ya, harika insanlarsınız. Safa suresi 96. ayet der ki, anlatımdan sonra tabi, oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. İnkarcılara söylüyor tabi arkadaşlar. Akışta kalın. Kalbinizde, zihninizde bir boşluk oluşacak bu hafta. Pek çok insan gibi aslanlarda da biraz boşluk hissi var. Ama bunun güvenle dolacağından eminim. Güven duyacaksınız. Güvenli bir hafta. Sıkıntıların gönderildiği bir hafta. Ay Başak Burcu'nda başlıyorsunuz. Parasal konular gündemde aslan burçları. Parasal konularla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. İyi olacak. Lilit enerjisi aslan burcunu biraz karartıyor. Aslan burcu hanımları ve beyleri. Üçüncü şahısların araya girmesiyle şeytana uyma diyorum. Eğer aslan beyleri ya da hanımları yuvanızın bir başka kadın tarafından, Lilit çünkü kadın enerjisidir, yıkılacağını düşünüyorsanız buna izin vermeyin. Çünkü böyle arkadaşlar, mesela sen ufak tefek bir şey için yuvanı yıkarsın ama belki büyük kayıplar yaşarsın. Çünkü bir büyücü bir kadın, cadı ruhlu bir kadın. Sadece paraya odaklanan, maddi hırslar yüzünden yuvalara saldırı olabilir. Yuvanız yıkılmak üzere olabilir. Aslan burcu, kadın ve erkek iki taraf için de diyorum. Yapmayın arkadaşlar. Bu yuva yıkmak isteyenler çalışmadan para kazanayım tipler, tiplemeler. Olmuş olmamış ilişki ben bilemem. Onu siz bileceksiniz ama bir kadın yüzünden yuvanızı yıkmayın. Bu her iki tarafa da yıkım getirecek. Bu hafta oturup mantıklı düşünün. Yıkılmak üzere olan yuvalar var. Uyarıyorum arkadaşlar. Sadece paraya odaklanmış iblisler yuvaya saldırı var. Onu söylüyorum. Bu konuyu burada bitirdim. Siz kendiniz karar verin. Ben karışamam gerisine. İkinci olarak kalbi kırık, gönlü yara almış tüm aslan burçlarına diyorum ki yeşil rengi bol bol giy,
kalp şifasını yap arkadaşım. Kalp şifalandırma çalışmasını daha önce sizlerle mi yaptık bilmiyorum. Yine kalp şifası çıktı. Şu şekilde kalbinize elinizi götürün arkadaşlar. Buranın yeşil bir ışıkla dolduğunu hayal ediyorsunuz. Karanlıkların gittiğini, yeşil bir ışın kalbinizden bütün auranıza, bedeninize, böyle tepe çakranızdan itibaren bütün bedeninizi yıkadığını, arındırdığını hayal ediyorsunuz. Yeşil renkli bir ışık. Şu an yanımda yok. Neyse, yeşil renkli yani. Fark etmez. Diyorsun ki sevgili yüksek benliğim. Yüksek benliğim derken benim tepe çakramdan itibaren Allah'la olan bağım, ilahi kudretle olan bağımdan söz ediyorum. Tepe çakramız ilahi olana en yakın olandır. Evet, elimi koyuyorum buraya. Sevgili yüksek benliğim, tüm zamanlarda ve tüm boyutlarda bana yapılan sözlü saldırıları, sadakatsizlik gibi düşük enerji formlarını şu andan itibaren auramdan, zihnimden, ruhumdan gönderiyorum. Onlardan boşalan yeri yeşil bir ışıkla yıkıyorum. Sevginin rengiyle, bolluğun rengiyle. Teşekkür ederim diyorsunuz. Evet arkadaşlar, bunu ben hislerimle söyledim. Bir yerden okumadım. Aldığım dersler, gittiğim işte kurslardan öğrendim. Siz bunu istediğiniz boyutta değiştirebilirsiniz. Ben bunu bir şablon olarak verdim size. Bu kalıbı geliştirmek sizin elinizde. Kalp çakranızın bu hafta şifalanmaya ihtiyacı var. Sevgi frekansını çekmeye ihtiyacı var. İstediğiniz zikirleri çekebilirsiniz. Bu tür kalp şifalanmasını dediğim gibi 15 dakika kadar böyle gözleriniz yarı açık yatar vaziyette olabilirsiniz. Düzgün bir vaziyette olabilirsiniz. Oturmuş vaziyette olabilirsiniz. Bunları yapın arkadaşlar. Dedikodularla biraz sıkıntınız var. Dedikodularla başınız dertte. Ve aslanlarla teraziler, aslanlarla koçlar arasındaki ilişki tam gaz ileri gidiyor. Durmayın, devam edin, şifalanıyorsunuz. Hatta aslan koç aşkları, aslan yay, aslan terazi durumları nişan ve evlilikle mutlu sonla neticelenecek. Tam da ruh eşimi buldum diyebileceksin. Güzel şeyler yaşayacaksınız. Güzel şeylerin yaşanmasının tek sebebi vardır arkadaşlar. Kabule geçiştir. Kabuldür. Yani her şey kabuldür. Kabul olmadığı yerde reddetme olduğu için sürekli çatışma olur. Çatışmanın olduğu yerde de sevgi olmaz. İşte kalp kırıklığı bu yüzden olmuş. Geçmiş ilişkilerde sürekli reddedilme korkusu seni düşük frekanslara taşımış. Aile bireylerinden de olabilir. Eşinizle de olabilir. Sevginizle de olabilir. Ama bu hafta şifalanıyorsunuz. Ruh eşinizi bulabilirsiniz. Birlikte yol alabilirsiniz. Ben bu haftayı değerlendirin diyorum sevgili aslanlar. Bakalım. Biraz zikir sayısı fazla hesap ettim. Ne yapalım? Çok değil arkadaşlar. Ben 10 binlerce zikir çekiyorum bir günde. Hiç bıkmadan, usanmadan. Ya Gaffar zikrini çekiyorsunuz. Günahların bağışlanması için. Kalp şifası için. Kötülerin gitmesi için. Tekrar sayısı 1281. Ya Gaffar. Bağışlaması bol Rabbim. Varsa günahlarımı bağışlasın. Ya da şunu da diyebilirsiniz. Sevgili yüksek benliğim, ben karşımdaki insanı bağışladım. Yeni biriyle yol almak istiyorum. Ya Gaffar 1281. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğenip yorum yaparsanız sevinirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Cömert aslanlar. Delikanlı aslanlar.